dikkatsizlik faciaya neden oldu. Muğla'da aracını park eden sürücü aynaya bakmadan kapısını açtı. Ne olduysa da o sırada oldu. Yürekleri ağızlara getiren anı kameralar kaydetti. Sağını solunu kontrol etmeden kapıyı açtı. Motosiklet sürücüsünü ölümle burun buruna getirdi. Burası Muğla Fethiye. Akşam saatleri. 60 yaşındaki Hüseyin Tekin motoruyla seyir halindeydi. Yanından geçtiği araçlardan birinin kapısının açılacağı aklının ucundan bile geçmemişti. Kapının açılmasıyla kendini asfaltta bulması bir oldu. Neyse ki arkadan gelen sürücü dikkatliydi. Lastiklerinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yardımına hemen çevredekiler koştu. Talihsiz adam hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak bu motorluları yok sayan dikkatsiz sürücülerin neden olduğu ilk kaza değil. Sonuncu da olmayacak. Daha birkaç gün önce de İstanbul Kadıköy'de ünlü oyuncu İsrafil Köse de benzer bir kazada can vermişti. Üst üste gelen kazalar motor sürücülerini isyan ettirdi. Çok değil, bir hafta içerisinde iki büyük motosiklet kazası yaşandı. Biri İstanbul'daydı, diğeri ise Muğla'daydı. Peki bu kazalar nasıl yaşanıyor? Bakın, bir dikkatsizlikle kapıyı açtığınız andan itibaren motosikletli İşte buradan arkadan geldiği sırada açık kapıya çarpabiliyor ve bu da ölüm riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Dikkatsizce kapıyı açıyorlar. Aynaya bakmadan kapı açıldığında da biz de zor durumda kalıyoruz. Bizim düşmelerde de zaten genelde motor önemli değil, kolumuz bacağımız kırılıyor. Yani kaporta biz olduğumuz için en azından yani insanlar biraz daha duyarlı olursa motorculara karşı daha iyi olur yani. Sürüş teknikleri uzmanlarına göre burada iki tarafta da sorumluluk var. Hem şoförde hem de motosiklet sürücüsünde. Motosiklet sürücüsünün sorumluluğu kapı açma mesafesini takip etmek. Araba sürücüsünün sorumluluğu ise işte bu aynaya dikkatlice bakmak. Bir motosiklet sürücüsünün kanunen yapması gereken aracının bir otomobil yeri kadar yer işgal etmesi ve buna göre hareket etmesi. Fakat biz trafikte bunu uygulamaya kalkarsak bizi sıkıştırıyorlar, çiğnemeye kalkıyorlar, öldürmeye kalkıyorlar. Bu sebeple biz bulduğumuz bütün aralıklardan kaçmaya çalışıyoruz. Eğer arabacılarımız sinyal ve ayna kullanmaya başlarsa motorcular ölmez.